Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapısında böyle bir eylem oldu. Aslında biliyorsunuz 26 Mart Bulgaristan'da bir genel seçim var. Türkiye'deki hem Türk vatandaşı hem de Bulgar vatandaşı olan insanlarımız, bu kişiler Bulgaristan'da oy kullanmak için şu anda Bulgaristan'a geçiyorlar otobüslerle. Maalesef Bulgaristan'ın bazı kesimleri bu vatandaşlarımızın oy kullanmasını, Bulgaristan'daki demokratik haklarını kullanmasını engellemeye çalışıyor. Edirne Valisi Güney Özdemir, Bulgaristan'da bazı kesimlerin, Bulgaristan'da seçmen olan ve Türkiye'den giden seçmenlerin demokratik haklarını, oy kullanmalarını engellemeye çalıştıklarını söyledi. Vali Özdemir, dün Kapıkule sınır kapısını geçen 5 otobüsün durdurulduğunu ve vatandaşların Bulgaristan'a geçişinin engellendiğini kaydetti. Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra ilk etapta 5 tane otobüsümüzü durdurdular ve vatandaşlarımızın Bulgaristan'a girmesini engellemeye çalıştılar. Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği ile temaslarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, demokratik hakları engellemeye yönelik bu tür eylemleri hiçbir zaman kabul etmediklerini ifade etti. Bu konuda da her türlü Dışişleri Bakanlığımızla, Büyükelçiliğimiz, hem Edirne'deki Büyükelçiliğimiz hem de Sofya Büyükelçiliğimiz temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı da bu konuda gerekli girişimlerle devam ediyor. Sınır Mülki İdare Amirliği olarak da biz konuya dahil olduk ve şu anda arkadaşlarımız, soydaşlarımız şu anda karşıya geçtiler ve şu anda problem şimdilik çözüldü. Ama hala o bölgede yine belli şekilde 100-150 kişilik bir grup olduğu söylendi bize. Hala o bölgede otobüslerle ilgili eylem yapma ihtimalleri var. Bu demokratik hakları engellemeye dönük bir eylemdir. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bir gazetecinin bir FETÖ'cü kışkırtması olamaz mı bu sorusuna Özdemir, o konu Bulgaristan'ın iç meselesi. Meselemiz Bulgaristan. Bulgaristan'daki o meseleler bilmiyoruz nedir. Bulgaristan bunu çözmek zorunda. Çünkü orada demokrasi varsa ve vatandaşların oy kullanmasını istiyorsa bu problemi çözmesi gerekir cevabını verdi. FETÖ'cü kışkırtması olamaz. O konu Bulgaristan'ın iç meselesi. Meselemiz Bulgaristan. Bulgaristan'daki o meseleler bilmiyoruz nedir. Bu Bulgaristan meselesi. Bulgaristan bunu çözmek zorunda. Çünkü orada demokrasi varsa ve vatandaşlar oy kullanmasını istiyorsa bu problem çözülsün. Bizim Edirne olarak bir yaptırımımız söz konusu mu sorusuna da Özdemir, bu uluslararası bir problemdir. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor şeklinde cevap verdi. Bizim Edirne olarak bir yaptırımımız bu biliyorsunuz uluslararası bir problemdir. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor.